Efendim, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a şantaj yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Turgay Kocakaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski milli futbolcu Gökhan Zan ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın kendisini hedef alan sözlerini yanıtladı. Çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Şantaj, montaj ve tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Eski futbolcu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtları soruşturmasında bir kişi tutuklandı. Gitmeyin, buradayız. Sosyal medyada paylaşılan ses kayıtlarında Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişi adaylıktan çekilmemesi için coğrafya öğretmeni Turgay Kocakaya ile pazarlık yapıyordu. Teklif edilen miktarsa 3 milyon dolardı. Ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ı adaylıktan geri çektiklerini duyurmuştu. Eski milli futbolcunun şikayetiyle ses kayıtlarını sızdıran kişi olduğu iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Hatay krizi sonrası Gökhan Zan'ı hedef alarak sık sık bize geleceğimi kurtarmam lazım gibi ifadeler kullanıyor demişti. Baş'a yanıt veren Gökhan Zan, ben geleceğimi kurtarmış biriyim, benim mevkiye, paraya, şöhrete ihtiyacım yok dedi.